Merhaba arkadaşlar, Özlem'in Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere milföy hamuruyla şubiyet tatlısı nasıl yapılır? Bu tarifim ile geldim. Hazırsanız yapılışına geçebiliriz. Tarifimizin yapılışına ilk olarak yarım su bardağı sütümüze 1,5 yemek kaşığı irmik ilave edip karıştırarak başlıyoruz. Güzel bir muhallebi elde edeceğiz. Koyulaşıncaya kadar karıştırıp soğumaya bırakacağız. Kenarlarından kaynamaya başladı ve hafifçe koyulaşmaya başladı. Tamamen kaynayıp koyulaştığında altını kapatıp soğumaya bırakacağım. Evet, tamamen kaynadı ve istediğim gibi koyulaştı. Şimdi tenceremin altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Şerbetimizi ocağımıza alalım. 2,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı su. Ocağımızı alalım, kaynatalım güzel bir şekilde. Kaynayan şerbetimizin içerisine 1-2 damla limon sıkıp 5 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakalım. Evet arkadaşlar, tarifimize ilk olarak erittiğim milföy hamurlarımı 4'e keserek başlayacağım. Bu şekilde artı olacak şekilde 4'e keseceğim. Kesmiş olduğum hamurlarımın içine hazırlamış olduğum irmikli muhallebimi ve bir miktar cevizimi koyup üçgen olacak şekilde bu şekilde katlayacağım. Tüm hamurlarıma aynı işlemi yapacağım. Bir miktar irmikli muhallebi, bir miktar ceviz ve üçgen şeklinde katlayacağım. Tüm hamurlarımızı bu şekilde yapıp borcamımızı alalım. İç harcını koyduğum baklavalarımı bu şekilde üçgen yapıp uç kısımları altta kalacak şekilde borcamımı aldım. Şimdi 180 derece ısıtmış olduğum fırında 40 dakika kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar, şöbiyet tatlım da kızardı. Şimdi şerbetini dökeceğim üzerine. Her yerine eşit miktarda gelecek şekilde şerbetini döküyorum. Sıcak tatlıma soğuk şerbet döküyorum. Evet arkadaşlar, tatlımın şerbetini döktüm. Soğuduğunda servis tabağıma alacağım. Evet arkadaşlar, tatlımı sunum tabağıma aldım. Milföy hamuruyla çok kolay, pratik ve inanılmaz lezzetli bu tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.